Merhaba sevgili Jın TV izleyicileri. Bir Çiçekli Perdelerin Ardı programında yine karşınızdayız. Bugünkü konuğum pandemi döneminde Zoom'la görüşebildiğim, bugün artık canlı canlı, kanlı canlı yanımda olan performansıyla da kendini böyle güzel gösterecek olan Pınar Özdemir. Hoş geldin Pınar, nasılsın? Hoş buldum Feryal. İyiyim, sen nasılsın? İyisin değil mi? Gözler İyiyim. Parlıyor böyle. Parlıyor, evet. Pandemi çünkü vardı. Uzaktan birbirimizi tanıyorduk. Yani ben seni bir işte o dönem bahsetmiştim ya videoda da, yani yaptığımız çekimde de. Cansun bir gün bir paylaşım yaptı. İşte bir kız elinde ukulele böyle sokaklarda, surda değil mi? Evet. Çekim oradaydı. Böyle pırıl pırıl bir ses, ne oluyor yahu dedim, yani neden ben tanımıyorum, zaten bir sürü güzel kadın sesi var, niye tanımıyorum, acaba yeni mi acaba falan derken hop birbirimizle bağlantı kurduk ve o dönem katılmıştım program, çok da güzeldi. O videoyu tekrar izledim ben bu programa gelirken, gerçekten şahane. Yani böyle sadeliğiyle o sokakların, o dönem Diyarbakır'daydın. Evet. O sokakların zaten şeydir, çok fotojeniktir ya Diyarbakır. Çok kesinlikle güzeldir yani. Müthiş bir videoydu. Orada en çok şunu konuşmuşuz. Benden besteler geliyor demişsin. Geliyor ya, ilham geliyor, bir şeyler oluyor. Bu pandemi hani hiç olmadıysa bu işe yaradı falan. Sonra ne oldu? Anlat bakalım. Şimdi ben sustum artık. Ay, öncelikle çok teşekkür ederim Feryal. Biz teşekkür ederiz Pınar. İçin çok naif, böyle güzel yorumlar. Teşekkür ediyorum. Su Şehri'nden sonra bir şarkı daha yaptım. İsmi 7-4. Onun da sözlerini eşim yazmıştı. Evcek ürettiniz. Pandemide mi yaptınız bunu? Aslında bu çok eski. Böyle ilk mesleğe başladığımız zamanlarda. Daha doğrusu sevgili olduğumuz zamanlarda ortaya çıktı. 7-4 ne demek? 7-4 şöyle. Ben ilk atandığımda Diyarbakır Silvan'a bir köy okulunda çalışıyordum. Sabahları 7'de servisle... ilçeden çıkıp köye, ama böyle çok kötü bir yolu vardı ve çok soğuktu. Onun dışında farklı problemler de vardı hani bölgede, böyle stresli süreçlerdi. Ve ben gerçekten çok ağır bir depresyon geçirdim. Bahsettiğin dönemi söylesene, hangi yıllar? 2015 yılları demem yeterlidir herhalde. Tabii. O süreçte de böyle tabii çok kötüyüm falan. Fırat da bana bir şiir yazdı. Öyle kocaman. Hatta o zaman Facebook'tan göndermişti şiiri. Daha yeni sevgiliyiz falan böyle. Çok uzunca bir şeydi. Ve bu arada üretim yapamadığımız bir dönemdi. Kafa sistem çok dağınıktı. O, yani uyarıcılar çok fazla olduğu için hiçbir şeye odaklanamıyorduk. Şiir geldiği gibi bir şey oldu. Bir dakika dedim, burada bir şey var falan böyle. Kestim, kırptım, biçtim böyle. O kısmını çıkardım. Hemen müziği düşündün mü? Evet, şiir o anda çok geldi. Güzel. O anda geldi. Hani orada da şeyi anlatmış aslında. İşte ben her sabah işte... Yorgun argın kalkarsın, işte küfredersin, 7-4'e gidip geliyorum ya, yeter bıktım artık falan, yaşayamıyorum bu şekilde falan gibi. Biraz onu tasvir etmişti orada. Ben de o esnada besteleyip hemen kaydedip ona geri gönderdim. Yani bu şarkı 2015 yılında bu şekilde açığa çıkmış bir şarkıydı. Çok güzel. O zaman... Sonra... O zaman. Onu söylesene şimdi. Söyleyelim. Onunla başlayalım. Tamam. De. Çekmek istersin belki içine, yürürsün gecenin dibinde, karanlığı öperken. Bir sigara sardım sana, çekmek istersin belki içine, yürürsün gecenin dibinde, karanlığı. Sabah doğarsın yorgun argın, kırgın dargın, küfredersin 7-4'e. Tek göz bir evde uyanmayı düşlersin.
göz bir evde uyanmayı düşler isim. Belki de ışıldar yaşamın renkleri, yürürsün gecenin dibinde, ışıldar yüzün. Yumuşar karanlık odalar, ışıldar yaşamın renkleri, yürürsün gecenin dibinde, ışıldar. Özünde büyür sözün, yaşamak ne zor diye 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 bağırırsın gecelerce. Tek göz bir evde uyanmayı düşler isim. Belki de yaşamak ne zor diye 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 bağırırsın gecelerce. Tek göz bir evde uyanmayı düşler isim. Belki de. Kimlerle ürettiğine geçelim şarkıyı. Evet. Çok büyük bir kadro vardır yine. Çünkü Su Şehri'nde öyleydi. Vallahi büyük kadro tek başına Cansun. Gerçekten Su Şehri böyleydi ya. Bir Cansun çaldı. Cansun'a bak, gitarcı Cansun. Onur Çalışkan klarnetle eşlik etti. Tabii bütçeden de kaynaklı biraz. Ay olsun ama. Karım olsaydı daha fazla olurdu. Onur da kardeşliklerin klarnetçisi evet, biliyorsun evet, değil mi? Evet, evet. Nasıl oldu peki? Yani Cansun neler çaldı mesela? Cansun gitarları çaldı. Tamam o zaten. Basa çaldı. Akordeon çaldı. Cansun akordeon mu çalıyor? Evet, akordeon çaldı. Sonrasında böyle onun böyle güzel ritim şeyleri var ya, şing şing bir şeyler. Evet, onları onlar yaptı. Onlar falan. Senin ukulele? Yok, ben çalmadım. Hiç çalmadım. Ya şöyle, ben o dönem Diyarbakır'daydım zaten. Cansun İstanbul'da stüdyoda her şeyi çaldırdı. Tamam. Okumak için sadece. Hani o dönemde tam İstanbul'a taşınmıştık. Tamam. Üstüne denk geldi, okumasını peki, öyle bir şey yaptım. Daha soracaktım. Şarkıyı dinlediğimde, hani dinlerken hep içimden geçen. Şimdi Diyarbakırlısın ama aslında İzmir'de büyüyorsun. Evet. Bir Ege şeyi var tabii kulakta değil mi? Var. Ege müziği, Ege'nin işte o coğrafyanın daha bir böyle şeydir ya, gevşektir orada herkes, rahattır falan. Şarkının sözleriyle bir çelişki var aslında. Nasıl öyle bir dünya kurdun? Yani nereden yola çıktın? Hani tezatlık mı kurmak istedin? Onu şöyle yorumlayabilirim. Evet, Ege'nin etkisi var. Var, mutlaka kesin o var. O gevşeklik, o zeytinyağı, o, ha, evet, o peynirler, o zeytinler, reçeller falan. Yok, en azından falan. İklimi böyle bir hep lodos falan. Ama şey, beslenme şekli de çok önemli bence. Doğru. Şeyde, ruhaniyette. Doğru. Onun da etkisi vardır. Ben genel olarak hayatı galiba şöyle yaşıyorum. Yani hani o bütünüyle kabul etme hali var ya, hı-hı, acısıyla, tatlısıyla. Şimdi bir sözün içerisinde evet dram var, acı var. Ama hayatın içerisinde neşe de var. Sabah uyanıyoruz, evet, kahvaltı yapıyoruz. Tabii yani hani onu bazen böyle müzik, söz çok şeyse hani müzik eğlenceli geliyor. Tasarladığım bir şey değil ama hani o çocuksu, hı-hı, neşeyi de bir şekilde oraya koyuyorum. Güzel yani anlattın. Tasarlayarak değil, öyle çıkıyor. Yani tamam, bittikten sonra öyle oluyor. Yok, bazen şey yaparız, hı-hı, ya müzisyenler, çok gergin bir şey anlatırken aslında hani bu korku filmlerinde de yapılır ya. Islıkla falan gelir. Gergin bir şey anlatırken tam o tezat müzikle aslında hayatın o çelişkilerini falan vermeye çalışıyor. Zaten evet, dediğin gibi hayatımızda hepsi var. Tüm renkler var. Onu bir şarkıda toplayıvermişsin. Çok da güzel, ferah bir şarkı olmuş. Ağzına diline sağlık. Bu kadar uzun soruyorum. Sonra ikinci şarkıya vakit kalsın tabii ki. İkinci şarkıya geçelim mi? Geçelim. Anons et ama. O zaman bir Kürt halk şarkısı söyleyelim madem. Lo Shivano. Lo Shivano, Lo
Hikayesini bir anlat şimdi. Yani genel bir hikayesinin olmadığını biliyorum ama bir çobandan bahsediliyor. Sürüsüyle alakalı, işte yaylaya çıkartıyor. Orada kuzular kaçmaya çalışırken falan diyor, işte kavalına daha fazla yüklen, hani daha fazla çal, sürünü topla, yayılmasınlar falan tarzı sözler geçiyor. Biraz özellikle kadın ağzı gibi geldi. Yani böyle hani şey yapıyoruz ya, Google'a bakıyorum ilk önce. Önce Aram Dikran sesinden duyulmuş, sonra Mehmet Atlı bayağı söylüyor. Sonra senin sesinden. Evet. Çok da su gibi gerçekten. Çok o blur, kavala blur deniyor değil mi Kürtçe'de? Onun gibi bir şey tasarlamışsın zaten. Sesin de öyle akıyor, su gibi. Şey söyleyeceğim ama, yani genelde yani çobana, ne bileyim ben, babası bir şey herhalde söylemez, çobanım oğlum falan. Bir kadın, bir aşk, bir şey var orada sanki, bir mevzu. Ben de öyle hissettim. Daha kadın ağzı gibi geldi bana da. Yani o orada hatta anne o da olabilir gibi. Evet, böyle evet. Hani böyle aşık olması gerekmiyor. Aşk değil de hani böyle annenin böyle oğluna, hani oğlum, çobanım, hadi kuzularını topla gibi. Ne kadar böyle şey, doğayı aslında bir rahat bırakılsak değil mi? Yani çok güzel bir gündelik hayatın içinde akıp giden bir şey. Belki annesi işte uğurladı, belki sevgilisi. O şeyi, o pastoralliği çok hoşuma gidiyor. Çok
O coğrafyayı çok güzel anlatıyor sonra. O yaşam biçimini, hani gündelik yaşam bu aslında. Su gibi akıp gidecek bir şey olsa. Ben tabii hep arka planda şey, gerilim var ya bende. Rahat bırakılsak çok daha şey olacak yani, hayat su gibi akıp gidecek. Tıpkı çobanın kavalı gibi. Evet, onu tam bilemiyorum. Hani rahat mı olsak daha iyi olacak her şey, yoksa aslında biz biraz da kaos tan mı hani besleniyoruz. Çıkıyoruz, seninle bir arada konuşmuştuk hani. Hani o yani, sıkışmalar falan. Çünkü doğa gerçekten hani çok kendini saldığın da bir yer, rahat ettiğin de bir yer, nefes aldığın bir yer. Hani ben bazen korkuyorum böyle, hani şeye kaçıyor ya herkes, Ege'ye, kasabaya Ege'nin bir falan. Kasabası. Hani oraya gidersen o gerçek mi ya? Oldu ama pandemide değil mi gerçekten? Evet, hani evet. Çok güleriz Ege'nin bir kasabasına taşınacağım falan 40'ından sonra. Pandemide oldu aslında, o doğru. Ama senin kadar taşınan yoktur herhalde. Yani böyle bir... Ben tersi göç yaptım. Tersi değil mi? Tersi göç. Tayinden sonra memleketine, kendi topraklarına döndün. Evet. Oradan sonra işte ararken şey, Pınar acaba şu anda nerededir? İstanbul'dasın. İstanbul'dayım. Ne oldu? Nasıl İstanbul'a geldin? Ya İstanbul aslında ben hani gençliğimden beri de böyle biraz romantik olacak belki ama hani aşık bir kadınım. Eski yani. Eski İstanbul'adır herhalde. Büyük ihtimal. Ama hala daha hani sosyolojisi bozulmuş olsa bile hani şu Beyoğlu'nda gezerken kaldırıma bastığımda alttan gelen enerjiyi hissediyorum. Yani. Güzel. Yani o çok güzel bir şey. Böyle sağa sola bakmadan fazla kulaklarımı kapatarak yürümeye devam ediyorum. Tarihi hani içime çekeyim diye. Diyarbakır'da 7 sene kaldıktan sonra bilirsin 7 sene hep bir döngüdür zaten böyle insan hayatında. Hayır, bilmiyorum. Bir şeyle ilgili hep böyle her şey 7 senede tamamlanır. 7 hani o kadim sayı falan. Allah Allah. 7 sene dolduktan sonra şeyi hissettim yani. Hani şey diyor ya, taşra durup beklemenin yeridir. Biraz o şeye girdim artık. Evet, beslendim, köklerimle yüzleştim. Kendimi buldum orada. Annem bana oradayken hamile kalmış, o neymiş hani orası? Neresiymiş orası? Neresiymiş? Onu çok güzel hani nüfuz ettim böyle. Derken artık biraz kaosa ihtiyacım var, var benim. Var dedin. Tabii yani. Çok hani, güzel bir yer seçmişsin yani bence. Yani bir çok gördüğümü doğru. Bir daha görmemek ya da o an gördüğüm bir hikayeye denk gelmek. Yolda biri yürürken bir kelime söylüyor. Aa, bunun şarkısı olur mu acaba? Hadi canım. Falan gibi. Hani o şeyi seviyorum. Şundan dolayı sürekli aralar Allah 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 falan diye giriyorum. 30 yıldır buradayım. 30 yıl olmuştur tabii. Üniversiteye geldim, bir daha da gitmedim. Ben her şeyini herhalde çok normal görmüyorum. Bana hiçbir şey enteresan gelmiyor. Yani o kaos diyorsun ya, evet burası öyle bir yer falan diye. Bana söz yazacak bir ilham henüz gelmedi İstanbul'dan. Ben yeniyim o yüzden. Çok güzel, çok güzel. Yeniyim. Burası da olmazsa artık Muğla'ya. Tekrar Ege'ye gidiyorum falan. Ege'ye. Ne oldu sonra? Söz falan şey diyordun sen. Ben besteciyim de söz henüz değil falan diyordun. Sözde mi yazmaya başladın sonra? Daha var, doğrusu var, sözler var. Hani arttıracağım ama diyordun. Arttı. Arttı. İstanbul'la yani daha beraber. Önceden yazdığım şarkılar da vardı. O zaman da konuşmuştuk. Ha, sadece şey diyordun. Çok şiir okuduğum için cesaret edemiyorum. Yani o şiirler hep bana daha yukarıda geliyor. Yukarıda geliyor. Evet. O şeye henüz ulaşamadım. Yani o kadar güzel sözler var ki, o kadar güzel şiirler diyordun, var ki. Evet. Hani ben kimim ki? Bak. Yani falan. Ya şimdi daha farklı düşünüyorum tabii. Aradan cesaret zaman geçti. Yani benim de söylediğim sözün bir yerde bir karşılığı tabii vardır ki. Mutlaka yani, çünkü Feryal'in söylediği bana uyuyordur ama Ayşe'nin söylediği uymuyordur, ben Feryal'in söylediğiyle yol alacağımdır. Benim de vardır herhalde diyorum karşılığı. Güzel. Oradan böyle birazcık bir şey geldi, özgüven geldi. Güzel. Yani bir albümlük şarkım var. Oo. Yani o da böyle yapmak istediğim şeyler arasında sırada. Çok güzel. Yani temaları bir söyleyiver. Yani neler birikti sende de nasıl bir albümlük bir şey çıktı? Bu kendi şarkılarımı evet, daha evet. Yerime. Evet. Genel olarak kendim ve hayata bakış açım, hayatta gördüklerim, başka insanlardan edindiğim ve bana geçen çok aşırı empati kurduğum için bazen böyle onunkini de kendim yaşamışım gibi hissedebiliyorum. Böyle o tarz insan hikayeleri sözler, yani. Hayata dair bir duruş. Nasıl şey yapabilirim, bununla nasıl baş edebilirim falan gibi. Ben kendi içimde böyle biraz daha hüzünlü bir insan olduğum için dışta çok eğlenceli görünüyorum ama iç öyle değil yani. Hani sabah kalktığımda böyle bu nasıl bir dünya? Oluyor değil mi? Hani,
Evet, öyle. Onlarla mücadele etme yöntemlerini belki de hani serpiştirdiğim şeyler olabilir sözler. Peki herhangi bir planın var mı? Şimdi single'lar çağındayız ya. Bunu böyle hani 12 şarkılık bir albüm geliyor falan diye mi anlatacağız, konuşacağız? Valla Feryal, benim istediğim aslında ben şu an 3 albüm düşünüyorum. Evet. 3 albüm düşünüyorum. Önümüzdeki 30 yılın planı. Çok iyi ama. Hatta şöyle bir şey istedim. Üçünü de aynı anda yapayım ya dedim böyle. Sakın falan diye. Neyse, o zaten öyle olmuyormuş. Bu hayalperest Pınar'ı bazen şey yapmak 30, gerekiyor. Yani o öyle boşa olmaz. Gider, yazık olur. Aynen öyle. Ya 3 konsept albüm düşünüyorum. Hemen hızlıca geçeyim onları da. Birincisi sadece söz müzik bana ait olan. İkincisi Seyitan Kömürcü şiirlerinden Su Şehri dışında 7 tane şiirini besteledim. Evet. Onun böyle hani bir Seyitan Kömürcü albümü. Hı hı. Ve bir de Fırat'ın, eşimin Kürtçe sözleri var. Sözlerinin tamamen ona ait olduğu, müziğinin de bana ait olduğu bir Kürtçe albüm. Çok güzel. Şeyi yani, soracaktım, şimdi hatırlatmış oldum. Bu önümüzdeki gelen albümün hani bir şey var ya, iki dilde biliyorsun, o çok güzel. İki dilli mi olacak, yoksa genelde şiir yazarken nasıl şiirler yazıyorsun? Kürtçe de geliyor mu sana, yoksa sadece Türkçe mi yazıyorsun? Şöyle, yani ben Kürtçe anlayıp konuşamayanlardanım. Tamam, yani o da yani, bir şey ama yazarken evet. Tabii ki yazarken rahat de olmak tabii lazım. İster istemez kelime dağarcığım çok geniş olmadığı için Kürtçe'de maalesef diyorum tekrar. Ama arada yazıyorum. Karalıyorum böyle küçük. Yani şey dedim, Pınar sen de yazabilirsin Kürtçe. Güzel. Niye sana yani? Acayip bir özgüven gelmiş biz görüşmeyeli. Güzel. Albüm yapıyorum. 3 tane albüm yapıyorum. Sözlerimi de yazıyorum. Bestemi de yapıyorum. Ne var ya? Güzel bir şey bu ya. Şeye karar veremedim. Hangisini ilk yapsam diye. Aman dedim, üçünü birlikte yapayım o zaman. Hangisini? Çok güzel ya. Hani programın, bizim programın mevzu bu ya. Yani kendimizi aşmak için habire çabalıyoruz. Evet. Bir sürü hayallerimiz var falan. Ama şey yani, diyorsun ya, içe dönük de bir insanım. Ama sana işte öyle bir şey değil mi? Hı-hı. Bir patlatıyor içindekini böyle. Evet. Sana gelmiş. Patlamışsın yani. Bir şeyler patlattı. Olmuş. Evet. Pandemi bitmiş senin için. Evet, bitti. Çok güzel. Evet. Peki buraya tayinini istedin değil mi? Yani şu tayin anda şeye istedim. Devam ediyorsun. Tayin istedim. Burada bir okulda çalışıyorum. Şimdi. Güzel. Çıkmış da yani İstanbul'da. Bu güzel, karmaşada güzel bu şeyde. Güzel çıktı. Şansım dönüyor. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Peki o zaman yavaş yavaş. Ya aslında şey anlattıracağım çok fazla şey var sana. Muhabbet ederken içeride olsun. Bir sürü şey konuştuk evet. Falan da. Şimdi performanslar da başladı ya. Performans evet. Olunca, girince işin içine az konuşup çok şarkı söylemek gibi. Aslında güzel de bir şey daha bu. Güzel. Çünkü şarkılarda çok şey anlatıyoruz. Kesinlikle öyle. Son şarkıya geçeceğiz. Senin şeyini de aslında, hani bu Ege'li bir tarafın var, Diyarbakır bir tarafın var ama kalkıp bir de Balkan şarkı söylüyorsun ve çok güzel gidiyor sesine, biliyorum. Benim de çok bildiğim, konserlerimizde söylediğim Miss Fehmiye'nin sesinden hep şey yapıyoruz. Ben arkada back vocalim, sana da öyle yapacağım. Güldaniye. Konserlerde repertuarında var değil mi? Yani şey evet, çok güzel. Okuyorum. İyi çok, yapmışsın. Çok da sevdiğim albüm ilk çıktığında da yine bence en çok ben dinlemişimdir o şarkıyı. Bir senin bulut üstüne. Onun 8000 dinlemesi bana ait. bakacağım şimdi. Çok dinledim. Güldaniye'm de çok sevdim. Senin söylemen de ayrıca çok hoşuma gitti. Şimdi beraber ben yine back vokaldeyim ama. Tamam. Çok bir güzel. Söyleyelim bakalım. Haydi. Gidene bak gidene, gidip ta dönmeyene. Gidene bak gidene, gidip ta dönmeyene. Nasıl gönül vereyim kendini bilmeyene, sana yandım gül dahiye. Nasıl gönül vereyim kendini
ellerin kirebildi. Sen beni sever miydin? Sen beni sevmiş olsan bırakıp gider miydin? Sana yandım gül damiyem. Sen beni sevmiş olsan bırakıp gider miydin? Sana öğrendiğin bir enstrüman var mıydı şeyde, üniversitede? Kabak kemane. Hadi canım. Programın sonuna geldik. Çok enteresan bir şeyle girdin yani. Ben ukuleleden bahsedecek kabak kemane. Çok zor değil midir kabak kemane? Çok zor bir enstrüman. Perdesiz olduğu için çok sıkıntı. Evet. Ve çalıyorsun böyle, sen. Yani ben çalıyorum diyemem ona. 3 sene eğitimini aldım. 3. seneden sonra baktım ki ben kalacağım bu enstrümandan dersten. Dilekçe verip ritim sınıfı açtırdık bir arkadaşımızı. Son 2 sene de ritim. Hadi ya. Aynen, perküsyon, şey bıraktım, bindir, kabak kemane, asma davul falan. Son 2 sene de onun eğitimini aldım. Kabak kemanem şu an duvarda aksesuar olarak duruyor. O da güzel. Ve perküsyoncusun aynı zamanda o zaman Pınar. Ya, uğraştım ama sonra üstüne koymadım tabii. Hani olsun. Şey var yani kulakta şey. Var tabii, renkler, ritimler falan. Evet, evet. Ve bu programda sana çok da yakışmış. Ay, şeyde de, Su Şehri'nde de öyleydi zaten. Evet. Ukuleleli kızımız. Evet, evet. Biraz yaygınlaştı mı ukulele? Bir çalan çok, var değil mi? Çok, konserlerinde çok, çalan şey, arkadaşlarımız. Herkesin elinde. Ve şey, çocuklar da mesela, ben öğrencilerimde falan da görüyorum. Böyle kolay da taşınabilir bir enstrüman. Rengi de çok güzel. Bütün o Akdeniz'in şeylerini veriyor, biliyor musun? Aynen. Yani işte şeyde gidiyor. İran, Kürtçe şarkılarda, Farsça şarkılarda oraya da gidiyor ama birden Ege'de oluyor falan. Hepsi oluyor. Her çok şeye ilginç. Çok güzel renk veriyor bence. İyi bulmuşsun valla. Ben de çok seviyorum ukuleleyi. İyi. Çok güzel. Aynen. Çok da yani yakışıyor diyeceğim. Şimdi aksesuar gibi de konuşmak istemiyorum. Güzel de çalıyorsun. Programın sonuna geldik. Aynen. Demek ki daha anlatacağın şeyler varmış da ben sonda sormaya yaklaştım. Ne çaldın diyerek. Ukuleleli bestelerini de onunla mı yapıyorsun peki? Gitar. Şimdi ukulelede 4 tel olduğu için böyle basları yetmez falan alamıyoruz bazen. Hani genelde gitardan faydalanıyorum, tamam, onun için. Güzel. Öyle. O zaman nice bestelere diye umarım kapatıyorum. Bir yerde kapatmam gerekiyordu. Çok güzeldi. Sesini inan yani şu salonda sen şarkılarını söylerken de aramızda dedikodu yaptık. Nasıl duru bir ses falan dediler. Ay, öyledir dedim yani Pınar'ın sesi. Daha önce şahit olduğum için rahatlıkla söylüyorum. Sahiden yani su gibi akıyor sesin. Şarkıların duygusunu da çok güzel veriyorsun. Kendin yazdığın için de ayrıca zaten muhtemelen şey yani içinden dökülüyor. Evet. Hep böyle devam et. Bestelerin çoğalsın. O 3 albümü dinleyelim. Ay inşallah. Olacak. İnşallah. Seni çok daha şey gördüm. Yani zaten üretmeyi seven bir kadın görmüştüm işte Zoom'da karşımda. Şimdi daha bir özgüveni de gelmiş. Ne güzel. Evet, kadınlara evet, hep o lazım biraz değil mi? Biraz geldi. Yaşasın, çok güzel. Daha iyi istedim. Çok teşekkürler ben programımıza çok teşekkür katıldığın ediyorum için. Sevgili Jun TV izleyicileri, Bir Çiçekli Perdelerin Ardı programı daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.